Hepinize merhaba arkadaşlar TR Futbol YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir transfer haberleri videosuyla da karşınızdayım. Dün söz verdiğim üzere her gün video gümbür gümbür devam ediyoruz. Bugünkü hedef like sayımız 1300 like. Umarım desteklerinizle bu sayıyı 2'ye, 3'e, 4'e bile katlarız inşallah. Her zaman yanımda olduğunuzu gösterdiniz. Yine gösterirseniz çok sevinirim like atan kardeşlerime de şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi sizin transfer sorularınıza geçeceğim. Oradan da hızlıca transfer haberlerine geçeceğim inşallah. Furkan Efe Cenk Tosun Beşiktaş'a döner mi demiş. Kardeşim Cenk Tosun Beşiktaş'a dönmek isterse Beşiktaş'ın kapısı her zaman Cenk Tosun için sonuna kadar açık olacaktır. Everton'da şu an Cenk Tosun birazcık kötü oynamaya başladı. Everton'da Cenk'i toparlanması için 6 aylığına Beşiktaş'a kiralayabilir. Neden olmasın yani? Cenk Tosun kış devre arası transfer sezonunda Beşiktaş'a 6 aylığına dönebilir. Çılgın çocuk Melo tekrardan Galatasaray'a transfer olur mu demiş. Bir Galatasaray'a transfer etmez. Onu net bir şekilde söyleyeyim kardeşim. O yüzden Galatasaraylı taraftarlar kızmasın. Bence Melo geri dönmez. Galatasaray'ın şu anki önceliği Forret diye düşünüyorum ben şahsi olarak. Ancak haberlerde Melo'nun geri döneceği de söyleniyor. Bunu da belirteyim. Nihat abi Real Madrid'e Dybala gelir mi sence demiş. Kardeşim bu transfer Avrupa'da baya konuşuluyor. Bitecek deniliyor hatta. Ama bana sorarsam ben Dibala'nın bir yarım dönem daha en azından Torino'da yani Juventus'la devam edeceğini düşünüyorum. Arkadaşlar sizler de merak ettiğiniz soruları direkt TR Futbol'a transfer soruyorum eşliğiyle bana yönetebilirsiniz. Kesinlikle hepinizin sorularını bekliyorum. Şimdi transfer haberlerine geçiş yapıyorum. Bu sabah Arap basınının önemli gazetelerinden biri Musa Soğun eski kulübü Fenerbahçe ile yeniden etkileşim halinde olduğunu ve eğer bir sıkıntı çıkmazsa Soğun yarım dönemliğine Fenerbahçe'ye kiralanacağını yazdı. Evet bu haberi bekliyordum ben şahsi olarak nedeni ise şu biliyorsunuz ki Fenerbahçe Sov'u sattığından beri Sov neredeyse her sene Fenerbahçe'ye kiralık olarak dönüyor. Yani bu sene yine dönerse bence Silivani ve Freye göre daha iyi bir performans gösterebilir. Daha etkili bir oyun gösterebilir. En azından taraftarların istediği gibi yani ruhunu katarak futbolunu oynar diyebilirim. Gerçekten taraflı tarafsız herkesin de sevdiği bir oyuncu Türkiye'de Musasov. İnşallah ben dönmesini istiyorum arkadaşlar. Dönerse Türk futbolu adına büyük bir katkı sağlayacak oyunculardan biri kendisi. Hem edepli bir futbolcu, hem saygılı bir futbolcu, hem de herkesin sevdiği türden bir futbolcu. Devre arasında forvet hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray rotasını İngiltere'ye çevirdi. West Ham'da yeterli süre bulamayan Andre Carroll ilk aday olarak gözüküyor. Sarı Kırmızılar ayak bileğinden yaşadığı sakatlığı atlatan Andre Karol'u Ocak ayında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak istiyor. Galatasaray videonun başında da söylediğim gibi kesinlikle bir forvet almalı. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nden elenmelerinin başlıca sebeplerinden biri forvetlerinin olmamasıydı. Eğer böyle giderse ligde de kötü sonuçlar alırlar. Andre Karol gelirse İngiltere'de sakatlık yaşamasaydı harika çıkar. Arka işler çıkaracak bir potansiyele sahipti. O yüzden bana göre Süper Lig'de de muhteşem işler çıkarabilir. Sonuçta Premier Lig ile Süper Lig arasındaki farkı arkadaşlar sizlere anlatmam gerek yok. Çünkü Premier Lig Süper Lig'in 4-5 katı üst seviye bir lig arkadaşlar. Kesinlikle Andre Karol eğer Galatasaray'a gelirse çok büyük katkı sağlar. Ben bunu nokta laf olarak söylüyorum. Beşiktaş'ta 2019'da düzenlenecek seçimde başkanlığı adaylığını açıklayan Tekin Oktay, siyah beyazlı taraftarları heyecanlandıracak bir vaatle bulundu. Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Tekin Oktay, Milan ile anlaşmaz ise Mayıs ayından sonra Zlatan'a kartal pençesi yaptıracağız dedi. Bu paylaşımın ardından Beşiktaşlı taraftarların bir kısmı İbrahimovic'in isminin heyecanı yaşarken bir kısmı da İsveçli Yıldız'ın yaşının ilerlemesinden sebebiyle yanlış bir hamle olarak bunu değerlendirdiler. Ben bu paylaşımı bir şov olarak görüyorum. Taraftarı arkaya alma gibi bir planın olduğunu seziyorum tek noktayın. Tabii ki gerçek de olabilir. Olursa neden olmasın? Yani taraflı tarafsız herkes 3 Bey'i ligimizde izlemek ister. Yani ama Egovic'i getirmek de bayağı zor bir şey. Ne diyelim? İnşallah suatu ligimizde top koştururken görebiliriz. Ancak ben Fikret Orman'ın da koltuğu kolay kolay bırakacağını düşünmüyorum. Ama eğer Fikret Orman aday olmazsa teki noktayında şansı olabilir. Geçtiğimiz günlerde oynanan Roma ve Inter arasındaki maçta maça gözlemci gönderen Arsenal, Cengiz Ünder'i transfer listesine aldı. Cengiz Ünder'i rakibine kaptırmak istemeyen Tottenham ise teklifi arttırmaya hazır. Tottenham'ın teknik direktörü Macro Potinda, Hernike'nin iş yükünü hafifletmek isterken Cengiz Ünder'i Ocak ayı transfer listesinin başına koydu. Cengiz için Tottenham'ın ayırdığı bütçe ise yaklaşık 50 milyon avro. Yani Cengiz gerçekten transfer döneminin en önemli oyuncularından biri olacak gibi duruyor. Büyük ihtimalle Cengiz İngiltere Ligi'nin yolunu tutacak. Bunun nedeni ise genel olarak adaylarının İngiltere Ligi'nden olması diyebiliriz. Şu anda en ciddi aday Tottenham. Dün de dediğim gibi ancak Manchester City eğer Cengiz Ünder'e bir teklif sunarsa Cengiz Manchester City'ye giderse bence daha iyi olur. Çünkü orada Pep Guardiola etkini var. Yani kış devre arası transfer sezonunda gerçekten Cengiz için önemli geçecek. Umarım çok iyi bir kulübe gider diye umuyorum. Çünkü gerçekten başarılı bir oyuncu. Başarısının da üzerine yatmayan bir oyuncu. Yani Emre Mor gibi değil Cengiz Ünder. Bunu zaten herkes biliyor. Milan'dan ayrılması beklenen Hakan Çalhanoğlu için Avrupa basınında bir haber dergisinde Real Madrid'in Hakan ile ilgilendiği yazıldı. Haberde daha fazla detay verilmezken Hakan'ın böyle bir teklif gelmesi halinde kesin kabul edeceği yazıldı. Hakan'la diğer ilgilenen kulüpler ise Schalke ve Leipzig. Cengiz'den sonra en çok konuşulan isimlerden biri de transfer döneminde Hakan Çalhanoğlu olacak gibi. Eğer bu derginin verdiği haber doğruya Doğruysa yakında kokusu çıkar diye düşünüyorum ve ortalık o zaman iyice karışır. Biraz mantıklı düşünce de bu haberin doğru olma olasılığı da var. Yani insan Real çok yüksek gelebilir arkadaşlar size Hakan Çalhanoğlu için. Ama sonuçta arkadaşlar Hakan Çalhanoğlu'nun da bana göre bir iskodan bir farkı yok. Sonuçta Hakan Çalhanoğlu'nun frikikleri çok güzel. Eğer birazcık arkadaşlar Milan'da yapmasaydı kendini toparlayıp gösterseydi şu an zaten daha farklı yerlerde izliyor olacaktık onu. Ama eğer bu haber doğruysa gerçekten Hakan Çalhanoğlu geleceği açık bir oyuncu olarak devam eder diye düşünüyorum Real Madrid'de. Real Madrid taraftarının değer verdiği oyuncular genelde arkadaşlar patlayıp gidiyor. Eğer Hakan da Real Madrid'e gider ve Real Madrid taraftarının arkasını alırsa bence Hakan Çalhanoğlu'nu kimse tutamaz. İnşallah olur ama dediğim gibi çok zor arkadaşlar. Juventus kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak listesine Muhammed Salah'ı alan Torino devi birkaç hafta içinde Liverpool'la görüşmelere başlayacak. Liverpool ve Salah'ın vereceği cevabın görüşmelerden sonra netleşeceği kesinleşti. Zaten görüşmelerden sonra netleşir arkadaşlar. Burada bir metin hatası olmuş ondan dolayı da hepinizden çok özür dilerim. Juventus da haberlere göre devre arasında bayağı ortalığı coşturacak gibi. Çünkü Pogba'nın da geri dönme olasılığı var. Ancak şahsi olarak ben görüşmelerden Liverpool ve Salah'ın olumsuz ayrılacağını düşünüyorum. En azından Salah Liverpool'dan ayrılsa bile Real Madrid ya da Barcelona'nın yolunu tutacakmış gibi gözüküyor bana göre. Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Roberto Soldado için Yunanistan devi Olympiakos girişimlere başladı. Bir teklif gelmesi halinde Fenerbahçe ve Soldado'nun da kabul etmesi bekleniyor. Soldado ülkemize gelen çoğu forvet gibi maalesef ki kendini gösteremedi. Ve duruma bakarsak yavaş yavaş ayrılma çanları onun içinde çalıyor. Ancak bu yıl bence ona biraz Pilip Koko haksızlık yaptı ya da Damien Komoli bu haksızlığı Pilip Koko'dan istedi. Onu bilemiyorum. En azından sezon sonuna kadar kalır ve kendini gösterebilirse belki taraftar Soldado'yu affeder. Ve Soldado birkaç yıl daha Fenerbahçe'de kalabilir. Ancak ben böyle bir ihtimalin olacağını düşünmüyorum. Olympiakos'tan teklif gelir gelmez bence Soldado'yu göndersinler. Başka haber var mı diyecektim haberimiz bu kadarmış arkadaşlar. İnşallah yarın yeni bir video ya da karşınızda olacağım. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, Instagram'dan bizi takip etmeyi, eğer tr futbol transfer sormadıysanız, TR futbol transfer soruyorum eşliyle işte transferin merak ettiğiniz transferi sormayı ve videoların devamı için arkadaşlar videoyu paylaşmanız bizim için yeterlidir. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ben sözümde durdum arkadaşlar. Her zaman da dururum. Yarın yeni videoyla inşallah yeniden karşınızda olacağım. Gümbür gümbür devam ediyoruz arkadaşlar. İzlenmelerimiz de yavaş yavaş toparlanacaktır diye düşünüyorum. Zaten transfer sezonu da yaklaşıyor. Bakalım hayırlı transferler diyorum arkadaşlar hepimize. Hepiniz Allah'a emanet olun. Yine cümleleri uzattım arkadaşlar. Hoşçakalın. sal chakal